Nedir bu mantarın adı? Bu mantarımız. Biraz önce topladım zaten videonun başında. Evet. Atacağım şeye. Yükleyeceğiz. Yükleyeceğim internete. YouTube'a. Pöstek mantarı. Pöstek mantarı diye geçiyor. Veya söbelen mantarı. Namı diğer söbelen mantarı. Mürekkep mantarı. Evet, mürekkep mantarı. Bu mantar nasıl temizlenir, nasıl ayıklanır, nasıl yenir? Evet, bunu göstereceğiz bu videomuzda. Evet, mantarın, köstek mantarının sapları da yenir ama sapları biraz sert olduğu için biz şapka kısmını tercih ediyoruz. Bol olduğu için bir de. Evet, zaten çok var, aşırı derecede çıkıyor. Kimse de bilmiyor buralarda, yemiyorlar köstek mantarını. Yumurtayla yağda kavurarak, kızartarak gayet lezzetli oluyor. Tabii bir çaşır mantarı kadar lezzetli olmasa da çok lezzetli. Bakın burada mürekkepleşmeye başlamış. Evet. Bu biraz daha şey olunca, olgunlaşınca mürekkep gibi mürekkepleşiyor. Ve artık yemiyor. Öyle de yenir ama böyle daha lezzetli oluyor. Bakın böyle şapka kısımlarını, lamellerini görebiliyorsunuz. Şapka kısımlarını kızartıp yiyoruz. Şöyle şuradan alıyoruz. Evet, şu üst kısımlarını böyle bir zar gibi elinizle de soyabilirsiniz ama zaten çok nazik bir mantar. Evet. Şöyle bol olduğu için biz böyle bıçakla soyuyoruz, atıyoruz. Şöyle yaprak yaprak. Evet, lameller bunlar. Buralardan sporlar dökülüyor. Evet, afiyet olsun. Sağ olun. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet, yine mantar toplamaya geldik. Söbelen mantarı. Mevsimi başladı. Mantarlarımız bu şekil. Açılmadan toplamamız gerekiyor.
Evet, bakalım başka var mı? Evet, burada da bulduk. Burada da bayağı çıkmış. Gel Enes, gel. Açılmış olanlarını almıyoruz Enes. Altları açılmamış olanlar olacak. Bu şekil. Evet, mesela bu açılmış. Ya, o siyahlananları al. Bunların içi kararmış. Açıldığında da bu şekil oluyor. Üstteki diye geçiyor. Bir adı da mürekkep mantarı. Daha çıkmaya yeni başlıyor. Evet, bugünkü mantar toplamamız da burada bitti. Bir ara da şeye çıkacağız. Büyük bir ihtimal yarın da göbelek mantar toplayacağız. Evet, çoğu kişi bu mantarın yendiğini bilmiyor. Şöyle karardı mı yemiyoruz. Zaten böyle kararmışları almıyoruz. Günlük yenen bir mantar. Buzdolabında saklanması olmuyor. Tüketilmesi aynı gün içinde olan bir mantar. Bilemedin, 2 gün falan bekletebilirsiniz en fazla. Dondurularak dolapta saklanan bir mantar değil. Bu tarz videoların devamı ve kanalıma destek için abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.